Size göre Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışlaması, o kamu kurumlarının bağışta bulunması, hani hakikaten bunlar Türkiye'nin ekonomi yönetimine dair ne söylüyor bize? Valla ekonomi yönetimine dair aslında bize şunu söylüyor. Yani Türkiye'de ekonomi yönetimi falan yok. Her şeyi tek kişi yönetiyor. Yani sen şu kadar vereceksin, sen bu kadar vereceksin, sen bu kadar vereceksin. Öyle yapıyorlar ki sevgili Ezo, mesela kamu bankalarının, şimdi bankacılık kanununda diyor ki şeyinin, öz kaynağının binde dördünden daha fazla bağış yapamaz diyor. Şimdi ona baktığınız zaman yani ne binde dördü? Fersah fersah bu aşılmış mesela. Yani Ziraat Bankası'nda, Halkbank'ta, Vakıfbank'ta. Ya sonra bir cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarıyorlar. Yani yasa kararnameyle değiştiriliyor. İşte sen Bunun yap, şey, arkasından ha. yasa gelsin. Hayır ama yok, bu yasa gelmiyor. Kararnameyle değiştiriyor. Yani kararnameler, yani şimdi şöyle bir sıralama vardır. Anayasa, yasa, kararname, yönetmelik. Yani şimdi bir kararname ile yasa değişiyor. Yani Türkiye anayasasını çoktan şey yaptı. Yani anayasaya uymuyor. Yani anayasalı bir devlet. Yani bir hukuk devleti değil ama Türkiye şu anda yasalara da uymuyor. Yasalara uymadığı için, yasalara uymadığı zaman ne oluyor? İşte herkes gücü yetene söz geçirmeye ve gücünü kabul ettirmeye çalışıyor. Yani tam bir orman kanunu Çok doğru. çalışıyor şu anda. Orman kanunu çalışıyor. Yani bunu biz şeyde de işte bugün mesela depremzedelerde işte anlatıyorlar. Yani ben diyor vinç buluyordum, operatör buluyordum ama benden daha güçlü olan biri geliyor, onları elimden alıyor, götürüyor. Ve benim annem babam orada enkaz altında çığlık çığlığa bekliyordu diyor. Yani tam bir orman kanunu geçerli. Şimdi asıl meselemiz bu zaten. Yani Türkiye'yi öngörülmez yapan da bu. Türkiye'yi işte ve şeye yani dış kaynak girmemesinin temel sebebi de o. Diyor ki ben Dünya öngöremiyorum. Bankası'nın yardım açıklaması vardı, görmüşsünüzdür. Evet yani yerel yönetimler ama o şundandır. Yani o hani ben merkezi hükümete güvenmiyorum diye değil. O altyapı yatırımlarına ilişkin olduğu için doğrudan doğruya yerel yönetim ilişkidir ve o yerel yönetimlerin de o kaynağı kullanabilmesi için hazinenin şeyi gerekiyor, onayı gerekiyor. Yani Dünya Bankası o altyapı meselesi. Ama şey güvenmiyor yani bunu işte o tek yürek kampanyasında gördük. Yani kamu bankalarını, Merkez Bankası tamamen komik bir şey zaten yani. Şimdi hükümet aslında şunu yapıyor, hükümet demeyeyim de yani Erdoğan şunu yapıyor. Diyor ki ek bütçe için meclise gitmek istemiyorum, ek bütçe çıkarmak istiyorum. Çünkü ek bütçe çıkarsa denetlenecek. Hesap sorulacak. Denecek ki ek bütçe aldın işte 100 milyar liralık sana ek bütçe verdik. Nereye harcadın bu ek bütçeyi? Yani çünkü biz sana bunu bu koşullar verdik. İşte bunun hesabını vermek zorunda. Oysa bu tür bağışlarda o hesap sorulamıyor. Yani Merkez Bankası şimdi hazineye, o karını hazineye aktarsa hazinenin harcamasına hesap soracağız. Değil mi? Ama bağış olarak verdiğinde nereye harcandığı belli değil. Yani şimdi bunu ben zimmetlerine geçirecekler anlamında söylemiyorum. Ama depremzedelere mi gidecek yoksa hakikaten orada beşli çeteye mi gidecek? Şimdi Ama orada bir de ben şöyle şeyleri bir ihtimal var. görüntüleri gördüm Ezo. Yani işte o beşli çetenin kamyonları o molozları kaldırmak için dolaşıyor. Muhtemelen diyecekler ki biz bu moloz kaldırmada şu kadar milyar lira bilmem neyimiz var. Yani böyle bir ihale falan yapılmadı. Yani hani zaten acil durum 21B'ye göre verebilir bunu. Ama işte o denetim yapılamayacak. Bir de şöyle Fakat orada şunu söylemek istiyorum. bir var, muhalefetin dillendirdiği bu bağışların Erdoğan tarafından seçim kampanyasında kullanılacağı ihtimali. Tabii yani şunu yapacaktır. Yani ben işte 115 milyar lira toplandı. İşte bu 115 milyar lirayla işte burayı düzelttim. İşte hemen binaların temelini atıyorum falan. Yani bu şekilde bir kampanya da kullanabilir. Ama başka şekilde artık o kadarını yapmazlar herhaldeyiz. O yani o kadarı da olursa
şey yapamıyorum yani. Yani çok şey gördük gerçi ama ha burada şu da önemli. Yani o 115 milyardan işte kamu kuruluşlarını, Merkez Bankası'nı, işte bu yine ellerinde olan Turkcell vesaire gibi şeyleri, yine ona bağlı olan iş adamlarının bağışlarını, işte hatırı için verenleri çıkardığınız zaman yani halkın katılımı çok düşük oldu. Yani bu neyi gösteriyor? Bu asla güvenilmediğini gösteriyor. O güvenin halkta oluşmadığını Bir de gösteriyor. halk Zaten o nedenle, artık. evet, zaten o nedenle halk ah baba gönderiyor ya da kendi arasında örgütlenip işte kendisi doğrudan doğruya oraya yollamaya çalışıyor ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendiriyor kaynaklarını. İşte onu, yani bu güveni sağlaması mümkün değil. Şimdi